Hissediyorum Eyşan. Yukarıdaki yeter dedi. Ben hissediyorum. Güzel şeyler oluyor. Sen de hissediyor musun? Ne oldu? Hiç. İçim bir tuhaf oldu. Ezel. Ulan Cengiz. Ulan Ali. Öldürdüm lan kendimi. Öldürdüm lan. Böyle ölünür mü lan? Ha? Bu mudur lan Kerpeten Ali'nin sonu? Ha? Hani zengin olacaktın? Hani baharı kapacaktın? Hani gidecektin lan buralardan? Gidiyoruz ha buralardan. Eyşan hatırlıyor musun? Senle ikimiz ne çok eğlenirdik. Nasıl gülme krizine girerdik. Ben bir de pişmanlık duyardım. Mutlu olmaya hakkım yok gibi. Onca şey yaptık bir de bütün gün gülüyoruz. Saçmalama, çok güzeldi. Gelip geçene puan verirdik. Sonra arabayı alırdık. Kaybolup kaybolup dururduk. Sonra bir kaybolduk yolda. Bir daha bulamadık birbirimizi. Cengiz. Eyşan. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Canı da. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum ben sizinle. Yeni mi anladın? Yeni anladım. Eyşan. Ben kaybolmuştum ama yolumu buldum. O kadar mutluyum ki bugün. Bir kereliğine sarıl bana. Birbirimizi hiç bırakmayacakmışız gibi. Biliyorum sen bana hiç aşık olmadın. Ama bir kereliğine. Benim sana olan aşkımı kabul eder gibi. Bir kerecik. Sarıl bana.
Kes sesini. Ya da dur lan. Konuş lan. Konuş Ömer. Dinliyorum. Yolun sonuna geldin. Öyle oldu kardeşim. Ramiz dayı fena harcadı seni. Öyle oldu. Bekliyorum. Öbür tarafa geldiğinde iki çift lafım olacak sana. Bekliyorum. Yoldayım arkadaşım. Geliyorum. Kapıyı kırdılar mı bitti bu iş. Zaten çok özledim seni. Geldim abi. Gidelim. İnsan uzun süre savaşırsa en azılı rakibi en yakın dostu olur onun. Sona geldiğinde o nefret ettiğin dostuna artık veda etmen gerek. Başladım. Evet. Kim yardım edecek valizleri indirmeye? Ben. Zıpla! Biz geldik. Daha bitmedi. Kapanmıyor mu bavul? Bir tane daha mı alsak? Biz kapatırız. Asker! Emredin komutanım. Çok tehlikeli bir görev vereceğim sana. Emredin komutanım. Otur valizin üstüne. Asker! Bu valiz her an patlayabilir. Korkmuyor musun? He? Hayır komutanım. Büyük hata! Boom! Büyük hata! Boom! Yapma! Yatağı bozdunuz. Yatak patladı. Hadi gidiyoruz uzaklara. Ailecek. Ha. Ezel mi? Ben diyorum sana, bu adam fena düştü bari. Geliyorum. Arayın içeri. Ya ne yapıyorsunuz siz? Cengiz Atay sen misin? Evet. Arayın mısın? Bir dakika memur bey. Ya konuyu öğrenebilir miyim? Ne yapıyorsun araba? Bir yanlışlık yapıyorsun. Bir yanlışlık falan yok. Ya bakın açıklayabilirim. Bize geliyorsun. Götürün. Ya. Arkadaşlar arayın evi. Bekle beni geliyorum tamam mı? Sen gir bu saatten çık yukarı. Sen aşağıya. Tamam sakin. Eşim! Odaya bak. Ne oldu? Polis mi geldi? Eşan! Bahar, cana bakar mısın? Çıksın istemiyorum. Tamam da ne oldu? Ne oluyor ya? Bırakın! Bu araba senin mi? Evet! Ara arabayı. Amirim anahtar. Nedir? Git al gel. Ya oğlum yukarıda korkutacaksınız. Eşan! Gir içeri sen canla ilgilen. Ne yapıyorsunuz? Canı acıyor. Onu önceden düşünecekti. Cengiz Atay, seni birinci derece cinayetten tutukluyorum. Kelepçeli. Bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Cengiz.
Enişan. Enişan çabuk Ezel'i ara. Hadi. Enişan. Enişan merak etme sana. Ne olur Ezel'i ara çabuk. Amirim arabanın anahtarını buldum. Ara arabayı. Alo Ezel. Geldiler mi? Oturuyorlar şimdi. Cengiz ara dedi. Okey aradın. Sen iyi misin? Değilim. Eşan söyle. Söyle Ezel'e bulsun beni hemen. Hadi Eşan. Duyuyor musun? Sana sesleniyorum. Senden yardım istiyor. Pınar'ına bakıyor ki. Nasılsın? Masum. Ezel. Ben yapamayacağım. Ezel duyuyor musun? Ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Eşan. Çok geç. Pişman olmak için çok geç artık. Eyşan hepimizi yakarsın. Canı da, Bahar'ı da hepimizi yakarsın. Hepsi geçecek Eyşan. Hepsi geçecek. Senle ben. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir şey buldum. Amirim. Bunu buldum, üstünde kan izi var. Ne o? O benim değil ha. Ne o? Paket değil. Atın arabayı. Benim değil dedim. Bırakın! Bırakın beni! Sıra intikamın kendisine geldiğinde bağırmak istersin. Sana yapılan her şeyi. Bunların hepsini siz bana yaptınız. Bana. Size gazete getirdim. Simit de aldım. Şöyle güzel bir de çay söyleriz şimdi. Teşekkür ederim. Kaç gündür buradayım? Ne mi yaptınız ya? Sadece dün gece misafir ettik sizi. İyi uyuyabildiniz mi bari? İskemlede. Siz alışık değilsiniz tabii. Ben küçükken döşek bile yoktu. Şöyle köşelerde falan kırılır yatardık. Ama 12 kardeştik. Sizin kardeşiniz var mı? Yok, tekim ben. Affedersiniz ama bir telefon hakkım varsa avukatımı aramak istiyorum. Tamam, tamam. Önce şu işi bir hızlandıralım. Kahvaltıya evde olursunuz. Ne kadar memnun olurum bilemezsiniz. Ailem feci merak etmiştir şimdi beni. İnsanın ailesi önemli tabii. Ben... O zaman bir iki soru sorayım size. Dosyayı biraz karıştırdım. İçimden dedim ki... Bu adam değil. Bu adam otel sahibi. Düzgün bir adam. Bu adam olur mu ya dedim. Keşke herkes sizin kadar sağduyulu olsa. Merak etmeyin, halledeceğiz. Az sabredin. Recep Parlak. Tanıyor musunuz? Kandıralı diye de bilinir. Yok, tanımıyorum. Hayır, öylesine sordum. Çünkü elimizde Maslak At Çiftliği'nin kasetlerinde adam bayağı peşinizden kovalamış sizi. Yok, ben değilim. Doğrudur. Yanılıyor olabiliriz tabii. Bizim arkadaşlar sizin arabanızda bu kamçayı bulmuşlar. Teyit ettiler. Kandıralım kamçısı. Benle alakası yok. Ben almadım. Doğrudur. Niye alasınız ki? Son bir soru soracağım. Enteresan bir durum var burada. Bunlar cinayetin resimleri. Bak istersen.
Şurada bir bıçak var. Maktul'ün elinde. Benim de en çok merak ettiğim şey o işte. Neden o bıçağın üstünde sizin kanınız var? Ha? İyi bak. Ne? İyi bak. Neden kolunuzda böyle bir yara var? Ha? Çok mu acıdı? Tuzak. Tuzak kurdular bana. Bak burada gazeteler var. Ne yazıyormuş bir bakalım. Katil iş adamı. Bak. Buna bakalım. Başarılı iş adamı. Başarısız katil. Ha bak. Burada da katil diyorlar. Başarılı iş adamı. Türkiye'de her şeyi yapar. Adam öldürür, delil bırakır. Sanırsınız ki yapmadım deyince bırakacaklar. Tuzak kurmuşlar bana, ben yapmadım. Burada böyle işlemiyor anacığım. Burada bir lafına herkes el pençe durmuyor. Anladın mı? Burada herkes eşit kardeşim, eşit. Anladın mı lan beni? Ha? Ya ne diyorsunuz siz ya? Ya? Sen ne diyorsun lan? Ha? Gece uyuyamamış beyefendi. Ha? Neymiş? Sağduyulu değilmişiz. Ha? Sağduyulu değilmişiz. Nesin lan sen? Ha? Kimsin sen? Söyle bana. Kimsin sen? He? Kral mısın lan? He? Sen bundan sonra herkes gibisin lan. Herkes gibisin Cengiz Atay. Bundan sonra burada yapmasını da öğreneceksin lan. Şerefsiz. Sen zengin, züppe bir katilsin lan. Züppe! Al lan, benden sana bir kıyak. Gece bunların üstünde uyu. Şerefsiz. Sıra intikama geldiğinde karanlıkta kulağına eğilmek istersin. Anlıyor musun? Benim neler çektiğimi, Ömer'e neler yaptığını anlıyor musun? Bir kuyudan aşağı düşüyorsun. Ben o kuyudan 12 yıl boyunca aşağı düştüm. Şimdi ben olmak ne demek? Anlıyor musun Cengiz? Zor geldiğinde bana bak. Ben yanındayım. Ben hemen yanındayım. Oh be. Eyşan. Ezel. Ali abi.
Geldin kardeşine. Ben geldim tabii. O nasıl laf? Yalnız bırakacak değildik herhalde seni. Biliyorum, biliyorum. Burada insan kafayı yiyor ya. Bir gecede delirir adam burada. Tahmin ederim. Bak, ne yapacağız? Bir avukat var, bu işlerde çok iyidir. Görkem Tuncel, hemen onu ara. Kağıt var mı? En iyisidir. Herkesi kabul etmez ama sen ikna edersen... Edersin değil mi? Tabii tabii. Görkem Tunca. Benim avukat da araştırıyor bir yandan. Ya neyi araştırıyor abi? Çabuk! Çabuk, kafayı yiyeceğim mesela. Kafayı yiyeceğim. Hemen arayacağım senin avukatı. Kamil'in de tanıdıkları var teşkilatta. Dosyanı ona ulaştıracak. Çıkaracağız seni. Tamam, çabuk olun. Çabuk olun. Beni tutuk evine alacaklar. Mahkemeye kadar orada kalacağım. Merak etme. Oraya kalmadan bitireceğiz bu işi. Sen yapmadın, ispatlayacağız. Sonra da hep beraber çıkacağız buradan. Dördümüz. Bırakmayacağız seni. Sağ olun ya. Sağ olun. Siz olmasanız. Cengiz. Süremiz bitti. Dışarı alayım. Beyşan. Can'a söyleme olur mu? Birkaç güne döneceğim ben. Yine gideceğiz o tatile. Ama Can bilmesin ne olur. Sizden başka kimsem yok benim. Bekliyorum burada. Ezel. Bekliyorum. Görürsün bak çıkaracaklar beni. Bulurlar bir yolunu. Bırakmazlar beni burada. En fazla iki güne dışarıdayım ben. Eyşan. Gitme. Şimdi gitme. Eyşan, gidersen yapamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birlikte olamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu yaptığımız şey bu günah aramıza girer. Çıkaramayız Eyşan. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi tut elimi. Senin yapman lazım. Tut ki hatırla Eyşan. Tut ki benim için ne hissettiğini hatırla. Tut ki senin için ne hissettiğimi hatırlat bana. Sana nasıl aşık olduğunu. Tut ki bunu niye yaptığımızı hatırlayalım sevgilim. Yani gerek var mı? Bunların hiçbirine gerek yok. Hiçbirinden emin değilim. Ama yapmak zorundayım.
Peki biz ne yapalım? Siz beni bekleyin. Söz dinleyin. Yaramazlık yapmayın. Bunu bağıra ver Kamil. Kaç. Sıra intikama geldiğinde hayatta en çok korktuğun şeyi bir daha yapman gerek. Şu yüzeye bakabilir miyim? Tabii. Bir zamanlar gençken, fakirken, küçük hayallerle yetinirken ne kadar mutluydum. Bu elimizdeki en güzel parçalardan birisidir. Aynı zamanda en pahalısı. Mutsuz birini mutlu edecek kadar güzel mi? Kesinlikle. Şimdi her şeyi satın alabilirim. Her şey benim olabilir. Ama şimdi sıra intikama geldiğinde intikamımı aldığım insana dönüştüm. Onlardan intikam alırken onlardan biri oldum. İyi misiniz beyefendi? Dayanabilir miyim buna? Bütün bu yaptıklarıma, yapacaklarıma. Sıra intikama geldiğinde onların yaptıklarını onlara yaparken onlar gibi olmaya dayanabilir misin Ömer? Bir dakika çocuklar, bir dakika. Buyurun. Ben emekli komiserim. Bu da arkadaşım. Bir kere de söz dinle be Kamil. Ezel, emin misin? Bir daha hapse girmem ben dedi. Emin misin Ezel? Tek bir şeyden eminim Kamil. Cengiz'i orada görmem gerek. Benim yaşadığım şeyleri yaşadığını görmem gerek. Peki ya sen? Sana ne olacak? Ramiz'e söyle, içerideki tanıdıkları benimle irtibat kursun. Bulsunlar beni. Dekileri çıkar. Tamam. Tamam. Tamam.
intikam almak demek, bir yaranın kapanmasına izin vermemek demek. O bıçağı kalbine bir daha sokmaya hazır mısın Ömer? Sıra intikama geldiğinde hazır mısın? Cehenneme kendi isteğinle bir daha düşmeye. Dolu kardeşim. Orası benim. Nereden senin oluyor ya? Orada oturuyorsun. Ne mızmızda oynuyorsun lan? Hamam beceri. Birader. Ne? Arkadaş benle. Bir hesap varsa ben kapatayım. Hemen burada kapatayım. Ortak. Hoş geldin. Sıra intikama geldiğinde dayanabilecek misin? Sonunda o intikamı almaya. Kardeşim benim, ne yapıyorsun sen burada? Uzun hikaye, anlatırım. Sen iyi misin? Evdekiler nasıl? Herkesi merak etme. Seni çıkaracağız buradan. Sen yapmadın da kim yaptı bir bulsak? Ben biliyorum. Ramiz ile kızı. Kızı benden yardım istedi, sonra da buna tuzak kurdu. Hadi yatmaya gidelim. Burada fena takmışlar bana bir yanlış yapsam. Sağ ol arkadaşım benim. Senin yaptığını var ya, bana yapacak kimse tanımıyorum. Görüşürüz. O kadar emin olma.
Bir iki rica ettim, kırmadılar. Sen var ya, sen varken bir şeycik olmaz bana. Ne kadar teşekkür etsem, ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilmiyorsun bana. Arkadaşlar bugünler için değil mi abi? Öyle. Kağıt bağlı bir yerden de oyun oynayalım ha? Bakarız. Burada eskiden satıcılar varmış. Ama artık kalmadı diye duydum. Öyle mi oluyormuş? Ne bileyim, öyle duydum. Bir de battaniye alalım kendimize. Daha yine rahat bir şeyler. Harikasın be ortak. Bilmediğin şey yok. Sanki tatile çıkmışız. Sen de yatıya gelmişsin. Ama fazla kalmak yok ha. Mahkemeye kadar. Ondan sonra ver eline özgürlük. Değil mi? Aynen öyle. Hoş geldin oğlum. Sana diyor Cengiz. Anne, Cengiz'in evde kalorifer bozulmuş. Bu gece bizde kalacak. Aa, iyi. Böylece son gecenizde birlikte kalmış olursunuz. Değil mi Cengiz oğlum? Tabii Melia teyze. Hadi hayırlı geceler anne. İyi geceler oğlum. İyi geceler. İyi geceler. Sana da iyi geceler Cengiz. İyi geceler Melia teyze. Oğlum annen şaman büyücü falan öyle bir şey ya, yemin ederim. Ya saçma sapan konuşma akşam akşam. Yemin ederim ya. Önündeki duvarı görmüyor ama kadın içimi görüyor. Vallahi ya. Bana bakınca benim sürekli affedersin diyesim geliyor. E kadın anladı tabii. Başıma bir işler açacaksın sen. Her gün açıyorum zaten başına bir iş. Sana bir şey soracağım. Sen niye arkadaşsın benimle? O ne biçim soru lan? Abi şimdi benim sana çok da bir faydam yok ya. Ama sen beni 50 tane zor işin içinden çekip çıkarıyorsun. Bayağı ayak bağıyım sana. Oğlum kafanı mı vurdun lan? Niye ayak bağı olasın? Ya annen de ona takılıyor işte. Seni kavgaya sokuyorum falan. Bir şey soracağım ya. Aslında sen benden kurtulmak istiyorsun da söyleyemiyor musun bana? Doğru diyorsun ya. O açıdan hiç düşünmemiştim bak. Sen bayağı ağzım benim. Ya ciddiyim lan. Niye şutlamıyorsun beni? Çünkü abi, biz iki hareketle anlaşabiliyoruz kendi Kızılderili kabilemiz varmış gibi. Bir dışarıdaki dünya var, bir de biz varız. Çünkü abi, kavga da etsek, boka da batsak, seninle sırt sırta yaşamak çok zevkli lan işte. Ciddi misin lan? Cengiz, abi ben seni dünyaya değişmem. Yat zıbar hadi. Hadi uyuyalım. Kan kardeşim. Ezel. Uyuyor musun kardeşim? Hayır. Çıkacağız değil mi lan buradan? Tabii ki çıkacağız. Hayatım bitmedi değil mi benim? Kaybetmedim her şeyi. Hayır abi, kazanacağız sonunda. Sen söyleyince inanıyorum ha. İnan. Unut burayı. Kapa gözünü, dışarıdaymışsın diye düşün. Ailenlesin. Bunların hepsi olmuş bitmiş. Uyuyana kadar da açma gözünü. Tamam mı? Tamam.
sıra intikama geldiğinde dayanabilecek misin sonunda o intikamı almaya? Ali abi, Cengiz, Cengiz ya Cengiz, ne yaptım ben sana? Niye? Ne yaptım ben size? Ne olur, ne olur, ne olur bir rüya olsun. Ne olur kabus olsun. Ne olur. Ne olur. Ne olur gözlerimi açtığım her şey eskisi gibi olsun.